Irkçı Yunan vekil Avrupa Birliği Genel Kurulu'nda çirkin bir provokasyonda bulundu. Ay yıldızlı al bayrağımızı yırtma cüretini gösterdi. Türkiye yapılan utanmazlığın ardından ayağa kalktı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Irkçı Yunan vekil kürsüye çıktı, o kirli elleriyle ay yıldızlı al bayrağımızı alıp yırttı. Çirkin bir provokasyona imza attı. Aşırı sağcı vekil Yannis Lagos Avrupa Birliği Genel Kurulu'nda konuşuyordu. Ülkesindeki göçmenlerden bahsederken konuyu Türkiye'ye getirdi. Bir Türk bayrağı çıkardı. Türkiye her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı. Bununla ne yapılır? Yırtıp atılır. Buna bir son vermeliyiz dedi. Utanmadan, sıkılmadan dünyanın gözü önünde bayrağımızı yırttı. O yerine otururken Türkiye ayağa kalktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler açıklaması geldi. Çirkin provokasyonu ırkçı vekilin ülkesi bile savunamadı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını duyurdu. Bir röportajımızda rahmetli Rauf Denktaş, Yunan'ın faşistinin kini taşa yazı yazmak gibidir demişti. Hiç geçmez. Belli ki yara büyük. Bir şok tedavisi yöntemi olarak yaraya tuz basılabilir. Tercihen deniz tuzu mesela.